Merhaba arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerin en çok merak ettiği konu, Android üzerinde nasıl ekran kaydı yapılır? Evet, hem de rootsuz. Evet, rootsuz derken artık Android 5.0 çıktı. İlk olarak Nexus'lara geldi ki bende Nexus yok. LG G2 ve G3 var biliyorsunuz ve bir de tabletim var ayrı. Yani bunlara daha güncelleme gelmedi ama bekliyoruz bakalım. Evet, Android 5.0'da root gerektirmiyor artık ekran kaydı yapmak için. Evet, bazı programlar var. Bunlar zaten daha önceden de vardı, ekran kayıt programları, ama root istiyordu. 5.0 gelince tabi root istemiyor. Gerek kalmadı. Evet, ilk programımız ILOS ya da ILOS dersiniz. Screen Recorder. No root diyor, gördüğünüz gibi root istemiyor. Tabi 4.2 ile siz bunu kurmaya çalışırsanız bilmiyorum, o zaman kesinlikle root ister gibi geliyor. Yani 4.4'te falan. En düşük 4.2 istiyor galiba bu program. Evet, bakalım neler var. Ben bu tür programları kullanmıyorum biliyorsunuz, çünkü bu tür programlarda istediğiniz gibi logo falan ekleyemiyorsunuz. Ben bunun için ayrı kendim oluşturdum, SDK Manager'dan yaptığım program gibi bir şey kullanıyorum. Program değil, öyle söyleyeyim. Şimdi evet, ses kaydediyor, güzel. Mikrofondan alıyor sesi. Evet, root ekran kaydı için root gerekiyor mu? Hayır, ama diyor 5.0 istiyorum diyor ki zaten 5.0'da dediğim gibi root gerekmiyor artık. Bu sizin için güzel bir şey. Şimdi yalnız bu ILOS'ta bir sıkıntı var. Demek istediği şu ki, sesi kaydediyorum ancak mikrofondan alıyor. Yani dahili ses kapasitesi, yani alma işlevi yok. Yani mikrofondan oynadığınız sesi alıyor. Yani hem sizin sesinizi alabilir hem de hoparlörden çıkardığı sesi mikrofon sayesinde alabiliyor. Evet, ikinci bir uygulamaya geçelim. Evet, ikinci ekran kaydı programımız, uygulamamız diyelim. Lollipop Screen Recorder. Evet, bu açıklamalarda yazmıyor ama benim büyük olasılıkla yorumlardan tahmin ettiğim şekilde, şöyle bir bakalım. Daha önce de varmış, güncellenmiş ama. Şimdi evet, galiba sadece dahili sesi alabiliyor. Bu daha iyi aslında, ama dahili sesi alırken galiba sesleri, yani hoparlöre vermiyor diyelim. Sesleri hoparlöre vermiyor. Dahili sesi alıyor, yani oyun içi sesi alıyor, size ses vermiyor. Hoparlörün dışına ses vermiyor olabilir. Ama sadece oyun kaydedeceğim diyorsanız, yani ben oyun oynamak isterken belki hani sadece kayıt yapmak istiyorsunuz, size ses gelmese de olur, bana ses gelmese de olur diyorsanız bunu kullanabilirsiniz galiba, bilmiyorum, ama dahili sesi alıyor galiba büyük olasılık. Almasa bile mutlaka sesi alıyordur zaten. Alacağım mikrofondan alıyordur. Şimdi bu yorumlardan bakılırsa gayet güzel. İlk başta açıkları hataları varmış ama neyse, biz üçüncü uygulamamıza geçelim. Yani daha doğrusu bir numaradaki uygulamaya geçelim. Üçüncü uygulama demiştim ama bunu da şimdi keşfettim arkadaşlar. Bu da yeni çıkmış. Az Screen. Az'ya alt numara benziyor. Kırmızı beyaz bir de. Bakalım ne istiyor. 5.0. Evet, root gerektirmiyor zaten. Onu zaten okumuştum. Mikrofondan oluyormuş sesi bu da. Dahili ses yok. Ama gayet güzel program. Yalnız 3 dakika veriyormuş demo versiyonunda. Tam versiyonu nerede bakalım? O 2.23 TL, buradaymış. 14 Kasım'da çıkmış. Ha, bugün çıkmış lan. Güzel. Gayet yok. Daha önceden var mı? Harbiden yok. Bugün çıkmış daha. Evet, 5.0 için güzel bir program daha gelmiş. Oo. Bu da bundan sonra paylaşacağım bir uygulama daha var. Ona benziyor ki onu da zaten siz biliyorsunuz aslında. Evet, bu da kullanışlı AZ Screen Recorder Pro. Bunu da deneyebilirsiniz. Gayet güzel bir programa benziyor. Şimdi dediğim, o daha önceki dediğim birinci uygulamaya geçelim. En iyi uygulamaya. Evet, bu da son uygulamamız ki bunu zaten daha önceden biliyordunuz. Ancak Android 5.0 Lollipop gelmesinden sonra başka bir uygulama daha yarattılar.
Sanırım bunun prosu yok şu an galiba, bilmiyorum. Emin değilim. Ben bu uygulamayı kullanmadığım için bilmiyorum ama artık buna geçebilirim ben de. Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim, en son buna dahili ses geldi. Ve mikrofon da geldi. Yani hem mikrofon hem dahili ses yapabiliyorsunuz. Yani tıpkı bilgisayarda oyun oynar gibi kayıt yapabiliyorsunuz. Artı bir de kamera da açabiliyorsunuz ki bunun gibi bir tane daha uygulama var. O root istiyor yalnız. Hem kamera yapıp hem canlı yayın yapıp bir program var. Onu söylemeyeyim şimdi. Root istiyor. SCR Screen Recorder'da da tabii, o daha öncekinde de root istiyor. Tabii 5.0'da root gerekmiyor artık. Onun için de bir güncelleme gelmiş. Daha doğrusu güncelleme demeyelim. Şurada. Evet. Onun sayfasına girmiş zaten direkt. SCR Screen Recorder'ın sayfasına girdikten sonra orada altta bir tane daha link var. 5.0 için olan. Oraya da basarsanız direkt buraya yönleniyor zaten. Oradan gelmişim ben de. Şimdi dediğim gibi bunda hem dahili ses hem de mikrofon kaydı hem de kamera kaydı, ama bu tabi kamera, ön kamera, telefonun ya da tabletin ön kamerasını kullandığı için yani yaratık gibi çıkıyorsun, ona söyleyeyim. Ya, denemeyin bence. Şimdi 1280-720p falan filan, bu ayarlar zaten sizin telefonunuz ya da tabletinizin şimdi ne diyeyim, donanım özelliklerine göre değişir. Bazılarına 1920-1080 yapabilirsiniz mesela. LG'de yapabiliyorum ben ama tablette yapamıyorum. 720'de kalıyor. Şimdi bu program zaten en hızlı program, öyle söyleyelim. Kayıt yaparken telefonu fazla zorlamayan bir program. Yani daha önce zorluyordu ama şimdi öyle değil. Düzelttiler her şeyi. Bu hiçbir cihazınızla uyumlu değil diyor. Çünkü 5.0 daha henüz bende yok. Diğerleri tabi hem 4.2 yükle bir root istiyordu. Root istediği için aynı zamanda. Tabi bu direkt root istemiyor artık. Ama 5.0 istiyor, öyle söyleyelim. SCR Screen Recorder 5 artı. Bak unutmayın, 5 artı. Bunun free'sini buldum ama yani diğer prosu yok galiba ya. Çıkaramadım ben. Varsa yani ona geçebilir diyeceğim ama tabi bir dakika, şurada çıkıyor mu? Root. Aa, varmış. Burada. Girelim bakalım. Evet, 2.26 TL. Yani internetten sürekli APK indiriyorsunuz, biliyorum. Bunun APK'sını çok arkadaş var. Hiç gerek yok bence. Bir kereliğini alın, 2.26. O daha yani şey olsun adamlara ya. O kadar uğraşmışlar, yapmışlar diyorsun. He, güncelleme kendi kendine geliyor. Sen bunun APK peşinde koşacağına buradan indir, 2.26'ya al. Bir kereliğini alacaksın zaten. Ucuz yani baya. Yani fazla pahalı da yapmamışlar. Başka ne önerebilirim diye aklıma bir şey gelmiyor şu an 5.0 hakkında. Evet, gayet güzel ve kullanışlı program. Diğerleri mesela Easy Screen Recorder No Root. Bunlar mesela bilgisayara bağlanarak, yani USB kablosunu bağlayarak yapabilirsiniz. Bu 6.90. Bu çok kasıyor. Bunu ben zamanında denemiştim. Bunu kullanmayayım. Screen Recorder Pro, bunu kullanmayın. Aslında çok büyük özellikleri var ama kullanmayın. Bu RAM Manager, onlar başka bir şey. Screencast. Bence en boktan, affedersin ama en boktan uygulama bu. Yani kendi kendine bir videoyu dönüştürmeye çalışıyor, formatını değiştirmeye çalışıyor. Ne yaptığı belli değil. Bazen yapamıyor, hata veriyor. Belki düzelmiştir hataları da, bilmiyoruz. Screencast pek önermiyorum ben. Yani ben zaten bunları kullanmıyorum. Şimdi benim uygulama kullanmadım söylüyorum ama bir tane uygulama var. Root isteyen. Onu da ayrı bir video çekip root isteyen kayıt programlarını da ekleyeyim. Öyle ayrı bir video yapalım. Evet. Öğrendiğinize göre artık sormanıza gerek kalmayacak. Her videonun altında bunu koyacağım, ekleyeceğim. Bir soran olursa mutlaka bu linklere baksın, açıklamalara baksın. Burada zaten linkler yer alacak. Hani sizin yapabileceğiniz rootsuz programlar bunlar ki gayet güzel programlar. SCR müthiş program zaten. Bunu mutlaka kullanın. Satın alın bak. Kullanmak gidip APK'sını indirmeyin. Satın alın. 2.26 TL ya. Cips parası. Mutlaka alın. Neyse, ben fazla
burada şey yapmayayım. Dediğim gibi her Android videosunun altı ya da her açıklamanın altına, videomun altına bu videoyu ekleyeceğim. Oradan artık bakarsınız. Sürekli sormanız gerekmiyor. Çünkü sıkıldım artık arkadaşlar. Her soruya cevap vermekten ben de sıkıldım. Umarım yararlı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Rootsuz mu? Yani rootlu mu? Evet. Root isteyen kayıt programlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu da 5-0 olsun ya. Ya. Neyse mesaj geldi ama pek önemli bir şey değil. Evet, dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.